İstanbul kuşatmalarının serüvenini konuşmak istiyorum. İlk kuşatma Hazreti Osman devrinde Şam valisi Muaviye tarafından olmuştur. Sonra Emeviler Muaviye zamanında oğlu Yezid göndererek Ashab-ı Kiram'dan Eyyub el Ensari'nin 90'lı yaşlarda olduğu kuşatma olmuştur. Ve Eyyub el Ensari orada şehit olanlardan, vefat edenlerden birisidir. Sonra Emeviler devrinde iki defa daha kuşatılmıştır. Ama Fatih'ini bekliyor İstanbul. Abbasiler devrinde bir defa kuşatılmıştır. Selçuklar devrinde Çaka Bey İstanbul'u fethetmek istemiştir ama işte Bizans fitneleri buna izin vermemiştir. Selçuklu'yla 1. Kılıç Arslan'la Çaka Bey'i birbirine düşürüp bu fütühatta gerçekleşmemiştir. Sonra kayığı boyu Anadolu'ya gelmiştir. Süleyman Şah veya Gündüz Alp rivayetlerde farklı isimlendiriliyor. Vefat etmiştir. Ertuğrul Gazi anasına demiştir ki, ana deryayı geçip devlet olacağız. Osman Gazi de İstanbul'a aç, gülzar yap. Orhan Gazi de oğluna İstanbul'un fethine zemin hazırla, ye fethet demiştir. 1. Murat da Doğu Roma'nın büyük bir kısmını fethetmiş, Konstantinopol bölgesi kalmıştır. Onun oğlu Yıldırım Beyazıt İstanbul'u 4 defa kuşatmıştır. Fatih'ten önce Fatih'tir Yıldırım Beyazıt. Zaten Fatih'in örnek aldığı bir şahsiyettir Beyazıt'tan. Çünkü babası ve dedesi devleti toparlama zamanında yani temkinli davranırlar. Ama Yıldırım Beyazıt gibidir Fatih Sultan Mehmet. Bir şeyi kafaya koydu mu onu yapacak. Evet, Fetret devrinde Yıldırım Beyazıt'ın oğullarından Musa Çelebi kuşatmıştır İstanbul'u. Fatih'in babası tahta geçince kuşatmıştır İstanbul'u, yine fethedilmemiştir. Hacı Bayram Veli 2. Murat'a demiştir ki, burayı bizim köseyle senin bebe fethedecek Fatih'i göstererek. Fatih Sultan Mehmet doğduğundan itibaren ufuk adamı olmaya yetiştirilen bir hükümdardı. Orta çağda onun gibi bir insan yoktu. Nasıl mı doğdu bu büyük hünkâr? İşte armut dibine düşer. Babası fethi hazırlamıştır. 2. Murat Fatih'in doğum gecesinde sabaha kadar Kur'an okumuştur. Muhammed suresini okuyor, Muhammed suresini bitiriyor, Fetih suresine geçiyor, kapı çalıyor. Hünkârım hayırlı olsun bir şehzadeniz oldu. Ravza-i Murat'ta bir gül Muhammed'i açtı diyor 2. Murat'a. Muhammed'den müteşekkil Mehmet ola, fetihler ona müyesser olur diyor Fetih suresine geçtiğinde. 2. Murat esadesini çok güzel hocalara, çok güzel komutanlara, çok güzel alimlere yetiştir diyor. Akşemseddinler, Molla Güraniler, Molla Hüsrevler, Molla Yeganlar, böyle büyük hünkârı hocaları da büyük olmalıydı. Fatih çocukluğunda böyle bir eğitim almıştır. Çocukluk defterini incelediğimizde gemiler havada uçuyor. Nedir bu gemilerin havada uçma hikmeti? Sen gemileri havadan uçurmayı hayal edersen gemileri karadan yürütürsün. Fatih'in bir sözü vardı. İmkansızı görmek için imkanın sınırlarını yoklamak lazım. İmkanı görmek için imkansızı denemek lazım. İmkansızı düşünüyordu. İşte o zaman imkan oluyordu bazı şeyler. Fetih gibi. Annesi onun yanında Kur'anlar okuyor. Dini yaşıyor. Çünkü İbn Haldun'un bir tezi vardı. Siz çocuğunuzu yetiştirmeyin. Kendinizi yetiştirin. Nitekim çocuklarınız size benzeyecek. Fatih'in annesi, babası büyük olduğu için Fatih büyük oldu. Hocaları büyük olduğu için Fatih büyük oldu. Bir defasında Fatih Şehzadelik zamanında Fatih'in kandilinin açık olduğunu görür. Hocası Molla Gürani. Kapının arasından gözetler. Fatih masada bir şeyler çalışıyordu. Molla Gürani içeri girer. Şehzadem niye uyumadınız der. Fatih Sultan Mehmet de der ki, hocam günlerdir gözüm uyku girmiyor. Ashab-ı kiramdan beri fethedilemeyen bu İstanbul nasıl fethedilir diye onu düşünüyorum, mütalaa ediyorum der. İşte hocası da ona bir nasihat verir. İstanbul'u fethedecek cahil olamaz. İlim erbabı olur. İstanbul Fatih'ini beklemektedir. Ama o Fatih büyük olmak zorunda. İlimde, komutanlıkta, zekada, çalışkanlıkta insanın hedefi olmalı. Hedef olmazsa insandan ne kalır ki geriye? Fatih Sultan Mehmet Han hocasından nasihat almıştır. Derslere yoğunlaşır. Gözüne uyku girmez. İstanbul'un krokilerini inceler, haritalarını inceler. Nereden saldıracağım? Top resimleri çizer. Nasıl fethedilir? Kafayı yorar. Vakit gelmiştir. Tahta geçme vakti. 19 yaşındadır. Babası ölmüştür. Tahta geçmiştir. Babasının tecrübeli veziri Çandarlı. 70'li yaşlandı. Ama temkinlidir. Fethiye inanmıyordur. Fatih'e inanmıyordur. Ama Fatih'in yanındakiler Fatih'i öyle bir inandırmıştır ki, Fatih'i öyle bir desteklemiştir ki. Dağınaz paşalar, Şahabettin paşalar, Akşemseddinler, Molla Güraniler onu öyle bir yetiştirmiştir ki Fetih insanı olarak yetiştirmişlerdir. Ne oldu sonra? Fatih topluyor tabi divanı. Bazı vezirler, paşalar diyor ki İstanbul'u fethetmek Mehdi'nin işidir. Akşemseddin orada araya giriyor. Siz ne diyorsunuz diyor. Mehdi'yi beklemeye ne gerek var? İstanbul sultanımız tarafından fethedilecek. İşte onu nakış nakış işlemiş, tohumlar atmış ve fetih gerçekleşmişti.